Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. El evvelu Allah ve'l ahiru Allah ve'z zahiru Allah ve'l batinu Allah. Femen kana fi kalbihi Allah fe'inuhu fi't darayni Allah. فَمَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ سِوَ اللّٰهِ فَخَصْمُهُ فِي الدَّارَيْنِ اللّٰهِ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَالْمِلِكُ الْحَقُّ الْمُب۪ينَ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللّٰهِ صَادِقُ الْوَعَدِ الْاَم۪ينَ. Pek kıymetli saygıdeğer FM TV izleyicileri, yine yeni bir dualar programıyla karşınızdayız. Programın başlangıcında sürekli okumuş olduğum El-Evvelu Allah vel ahiru Allah vel zahiru Allah vel batinu Allah ifadesinde evvel olan Allah'tır, ahir olan Allah'tır, zahir olan Allah'tır, batın olan Allah'tır dan sonra femen, her kimin fi kalbihi, kalbinde Allah'u Allah olursa, femu'inuhu, onun yardımcısı, destekçisi kimdir? Allah, Allah'tır. Hemen kâne fî galbihi sivallah. Her kimin kalbinde Allah'tan başka bir şeyler olursa fıhasmuhu fiddarayni Allah. O iki cihanda da Allah'a düşmandır. Kıymetli izleyiciler, insanların sürekli sormuş olduğu şöyle bir soru var kendilerine. Allah neden yardım etmiyor bizlere? Nasıl oluyor? Şöyle oluyor. Bir sorun yaşıyor insan. Yaşamış olduğu sorunun sebebi kendisi. O hale gelmesini sağlayan kendisi. Bütün altyapısını hazırlayan da kendisi. O sıkıntı onu bulduğunda Allah niye bize bakmıyor oluyor? Başımıza bir bela veya musibet geldiğinde hemen kalbimize bakalım. Eğer kalbimizde Allah var ise bilin ki o bela, musibet veya sıkıntı değildir. Ne zaman ki başımıza bir imtihan, bir musibet, bir bela, bir sıkıntı geldi, bakalım kalbimize, Allah yoktur orada. Kalbimizde Allah'ın nurunu, Allah'ın güzelliklerini, Allah'ın rızasını, Allah için yaşamayı, Allah'ı razı etmek için mücadele etmeyi, bununla alakalı şeyler varsa yok, sıkıntı yok zaten. Yok, sıkıntı varsa bilin ki o yok. Allah yoksa kalbimizde eğer, her sıkıntıya açığızdır. Her an bir bela, bir musibet muhakkak bize gelir yapışır eğer Allah'ın sevdiği bir kulsak. Yok. Diğeri ise o zaman zaten ona yapacak bir şey yok. Onun için hayatımızda yaşarken ne kadar Allah var kalbimizde, ne kadar Resulullah var kalbimizde, ne kadar Allah'ın rızası var kalbimizde, ne kadar Allah için yaşıyoruz kalbimizde. İşte bunu kesinlikle hesap etmeliyiz. Yola çıkarken, bir iş yaparken, bir yere giderken, bir gezmeye, misafirliğe, herhangi bir yere giderken ne yapıyoruz hemen? Cebimize bakıyoruz. Ha, bu kadar var. Bu kadar iyi, tamam götürür. Yoksa gitmiyoruz. Eğer bizim kalbimizde Allah varsa, Allah'ın rızası varsa, Allah'ın razı olduğu, hoşnut olduğu güzellikler varsa ya korkma, yürü. Ne gam, ne keder. Hiçbirisi sana gelmez. Gelen her şey lezzet verir veya daha büyük sıkıntıları engeller. Eğer Allah varsa, Mevla Teala Hazretleri kalbimizden Allah'ın rızasını kazanma arzusunu, Allah için yaşama arzusunu
almasını eksiltmesin inşallah. Bu arada Mevla Teala Hazretleri 3 aylarımızı da hayırlı mübarek eylesin. Recep-i Şerif ayındayız. Sizlere tavsiyem bu ayda mümkün mertebe oruç tutmalınız. Şu gün kılınacak namaz, işte bugün çekilecek tesbih, bugün yapılacak zikir. Bunları muhakkak yapmalıyız. Bunları takip etmeliyiz mümkün mertebe. Ancak imkanı yeten bu ayda en az 3 kere oruç tutmalı. Başı ortası sonuydu. İşte mübarek geceler de geliyor. Bu geceleri de boş geçmemeli, mahrum kalmamalı kıymetli insanlar. Recep ayı, Şaban ayı bizi Ramazan-ı Şerif'e hazırlar. 11 ayın sultanıdır Ramazan. Doğru mu? Ramazan-ı Şerif ayı. Ramazan-ı Şerif ayının bu kadar muhteşem, faziletli, değerli, Allah katında da, kulları katında da mübarek olmasının sebebi Kadir Gecesi'nden ötürüdür. Kadir Gecesi Ramazan-ı Şerif ayının içinde olduğu için Ramazan-ı Şerif ayı çok mübarek bir aydır. Kadir Gecesi'nin bu kadar muhteşem faziletlerle dolu olmasının sebebi Kur'an-ı Kerim'in o gece indirilmiş olması. Yani Kur'an-ı Kerim o kadar çok mübarek, muhteşem bir değer ki dokunduğu her şeyi abad ediyor. Bir günü, hatta bir geceyi 1000 aydan daha hayırlı yapıyor Kur'an-ı Kerim. O gün bir ayı sonsuz mükafatlarla dolduruyor. 1'e 100, 1'e 1000, 1'e 10.000, 1'e 100.000 sınırsız. Mevla Teala'nın ikramı. Men sâme Ramazâne îmânen ve ihtisâben gufira lehu mâ tegaddeme min zenbih. Her kim inanarak kazancını, karşılığını, sevabını Allah'tan umarak Ramazan-ı Şerif ayında oruç tutarsa geçmiş günahları affedilir. Bunların hepsi, bu faziletlerin hepsi Kur'an-ı Kerim'den dolayıdır. Bir gün veya bir ay Kur'an-ı Kerim'le bu kadar mübarek oluyor ise, eğer bir insan Kur'an-ı Kerim'e sahip çıksa, Kur'an-ı Kerim'i kalbinde, beyninde, hayatında bulundursa, muhafaza etse, o insanın faziletini, kazanacağı mükemmellikleri inan hiçbir matematikle veya hiçbir hesapla hesaplayamayız. Ama hayatımızda ne kadar Kur'an var? Hayatımızda ne kadar Allah var? Hayatımızda ne kadar Resulullah var? Yaşamış olduğumuz İslam'la inanmış olduğumuz İslam arasında uçurumlar oluştu maalesef. İnanmış olduğumuz Kur'an'la hayatımızda inanmamız gereken Kur'an arasında uçurumlar oluştu maalesef. Ümmeti olmakla şereflendiğimiz Resulullah Efendimizle ümmeti olan bizler arasında maalesef uçurumlar oluştu kıymetli izleyenler. Bunu yapan bizleriz. Kıymetliler. Yar olmaz servetinin sana tek bir kuruşu. Kur'an yoksa, secde yoksa bekleme kabirde kurtuluşu diyor kıymetli üstad. Hayatımızda Kur'an cuma gecelerinden ibaret oldu. O da yaşı 40'ın üzerindeki olan büyüklerimizin. İşte benim babam okur, benim dedem okur, benim babaannem, işte benim anneannem okur her cuma gecesi. Akşam benim Kur'an okumam lazım.
Kur'an-ı Kerim'le hemhal olmam lazım. Peygamberi anlamam lazım. Peygamberi yaşamam lazım. Kur'an'ı anlamam lazım. Kur'an'ı yaşamam lazım. Ben buraya, ben bu dünyaya Allah'a kul olmak için gönderildim. Ben bu dünyada Allah'a kul olmak için varım. Benim yerim, benim mekanım, benim makamım dünya değil. Benim gideceğim yer cennettir. Bana hazırlanan yer cennettir deyip de kalbimize Allah'ın rızasını, Kur'an'ın kelamını, peygamberin hayatını sokar isek eğer, Estağfirullah, selamun aleyküm dibtum fedhulüha halidin ayeti kerimesiyle cennette karşılanırız. Bu şekilde bir hayat yaşarsak eğer, ayet-i kerimede Mevla Teala Hazretleri buyuruyor ki, İnnellezîne kâlû rabbunallâh, muhakkak ki o kimseler ki Rabbim Allah'tır dediler. Sümmestekâmû, sonra istikamet üzerine Allah'a kul olmak için yaşadılar. Tetenezzelu aleyhimul melâike, onlara melekler iner derler ki, Ellâ tehâfû, korkma. Ve la tahzenu, hüzünlenme. Ve ebşiru, sevin, müjdelen. Bil cennetilleti kuntum tuadun, Allah'ın size vaat etmiş olduğu cennetle müjdelen. Nahnu evliyâukum. Bakın müjdeye. Nahnu evli, biz var ya biz, sizin dostlarınız idik fil hayati dünya, dünyada. Hani sen Rabbim Allah'tır dedin. Kitabım Kur'an'dır dedin. Peygamberim Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir dediğinde ona göre bir hayat yaşamak için mücadele ettin ya. Ya şimdi iş var, şimdi yoğunluk var, bu zamanda kredisiz olmuyor. Hocam ne yapalım, bakmadan duramıyoruz. Hocam işte televizyon kafamı alıyor demeyip de Allah'ın kelamını, Allah'ın peygamberini, Allah'ın varlığını bir kenara bırakmayıp da Allah'ın rızasına uygun bir hayat yaşadın ya, hani biz senin dünyada dostunduk zaten, ahirette de dostunuz. وَلَكُمْ ف۪يهَا مَا تَشْتَه۪ي أَنْفُسُكُمْ, orada canının istediği her şey var. وَلَكُمْ ف۪يهَا مَا تَدَّعُونَ, size hazırlanan daha nice şeyler. Kıymetli insanlar, kıymetliler, dualar programı yapıyoruz Allah rızası için. Programımızın adı dualar. Hayatımız şeytana feda, nefse feda olmamalı. Allah'a adamalıyız kendimizi. Peygamber'e adamalıyız kendimizi. Kur'an'a adamalıyız kendimizi. Kıymetli insanlar, nefse ve şeytana adanmış bir ömürle Allah'ın huzuruna nasıl çıkarız? Nefse ve şeytana adanmış bir ömürle Allah'ın huzuruna nasıl çıkarız? Bu mahcubiyet cehennemin ateşinden daha yakıcıdır bir mümin için. Kıymetliler, dünyaya adadık kendimizi. Kıymetliler, dünyaya adadık kendimizi. Hesabımız, kitabımız, ihtiyacımız, iştiyakımız hepsi nefsin, şeytanın isteği doğrultusunda oluyor maalesef. Kimse demiyor ki bu tabak bana yeter. Diyemiyoruz bu kaşık bize yeter. Diyemiyoruz bu hayat bize yeter. Diyemiyoruz bu toprak bize yeter. Diyemiyoruz ki Allah bize yeter ya. O olmalı, o olmalı, o olmalı. Ama suçlusu biziz maalesef. Müslüman daha çok çalışmalı. Müslüman mücadele etmeli. Müslüman zengin olmalı. Hani kafamızda hep var ya, işte veren el alan elden üstündür. İşte bu böyle böyle
ne oldu? Çalış. Hadi mücadele. Bunları yaparken Allah'ı unuttuk. Bunları yaparken Resulünü unuttuk. Bunları yaparken Kelamullah'ı unuttuk. Ve Allahsız bir hayat maalesef ömrümüzde yaşıyoruz. Ya ben nasıl öğle namazını kaçırmam? Öğle namazını nasıl cemaate gitmem? Ben sabah namazına nasıl cemaate gitmem? Şimdi hadis-i şerifte şöyle bir ifade geçiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyorlar ki, eğer sizler sabah ve yatsı namazının cemaatinin faziletini bilseydiniz, ifadenin karşılığı, kötürüm dahi olsanız gelirdiniz. Eğer sizler sabah ve yatsı namazının cemaatinin faziletini bilseydiniz, kötürüm dahi olsanız gelirdiniz. Bunun Türkçesi şu: sabah ve yatsı namazına kötürüm dahi olsanız gelin buyuruyor Resulullah Efendimiz. Hocam işte akşam çok yoruluyorum, yoran dünya. Sabah kalkamıyorum, kaldırmayan nefis. Bunlar için Allah'ı, peygamberin yolunu terk ettik. Ve hayatımızda sıkıntımız var. Geçmeyen bir sıkıntımız var. Geçen gün araştırmacı arkadaşlar bir şey paylaştılar. Ülkemizde, bizim ülkemizde, bu vatanın topraklarında, bu vatanın evlatları, bu vatanın Müslüman evlatları, 4 tane özellik, güzel özelliği olan bu insanların %40'ı, %45'i bu sinir stres haplarından kullanıyormuş. Ya biz sinirli olmamızla bile mutlu olan insanlardık. Asabi olmamızla bile. Ne zaman bu dünya hayatı bizi bu kadar kendimizden aldı? Bu dünyaya bu kadar deli olmaya değer mi? Bu dünya için bu kadar deli olmaya değer mi? Ne hale geldik? Mezarda kan terliyor dedemin iskeleti. Ne yaptık? Ne yaptılar mukaddes emaneti? Bize en büyük emanet, en büyük emanet de dedelerimizden iman idi. Kur'an idi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem idi. Bizim hayatımızda yaşadığımız güzel erdemlerimiz idi. Ne oldu da biz kendimizi bırakıp da dünya için deli olacak hale geldik? Değdi mi peki? Dünya hayatına bu kadar çok meyletmek, hayatımızda sürekli nefsin ve şeytanın isteği doğrultusunda bir hayat yaşamak bize bir şey kazandırmadı kıymetli izleyenler ya. Allah için gözümüz ne zaman uykudan uyandı? Allah için ne zaman kalbimiz acıdı? Acitasyonel olarak görmüş olduğumuz bazı ifadelerde anlık bir şekilde kalbimiz acıyor. O da nefsimizden dolayı. Hemen ondan sonra diyor ki nefsimiz, ya sen ne kadar çok merhametlisin. Hadi bir şey yap bakayım. Namazını kıl, bir 5 dakika dua et bakayım. Yok, sen çok merhametlisin diyor nefis. Hadi devam et. Ama Allah Celle Celaluhu bize bu dünyayı uğruna deli olalım diye yaratmadı. Biz bu dünyada Allah'a kul olacaktık. Sonra ve tilkel cennetul leti uritu min ibadina men kana takiyya. Allah'a kul olarak yaşayanlarındır o cennet buyuruyor Allah. Şimdi geldik geriye. Ramazan-ı Şerif ayı, 3 aylar ve Kadir gecesi. Bunların hepsinin üstünde Kur'an-ı Kerim var. Kıymetli insanlar, Mevla Teala Hazretleri bizleri huzuruna ak yüzle çıkacak kullarından eylesin. Öldüğümüz zaman
melekler gelecekler. Üstümüzü toprakla örtecekler. En fazla bir vakit namaz bekleyecekler ya da beklemeyecekler, yürüyüp gidecekler. Tabii başımızda Kur'an-ı Kerim okuması için bir evladımız, bir kardeşimiz varsa bekler. Gitti melekler de. Uğruna deli olduğun dünya, uğruna kendini paraladığın nefis ve şeytan, hepsi sattı seni. Melekler geldi. Kabirdesin. Kimse yok. Geri dönüşü de yok. Yani paramı ahiretteki kişilere tahvil edeyim, o da yok. Bitti. Her şey. Ne kazandın? Hiçbir şey. Ne kazandın? Çok bir şey. Bitti. Hepsi geride kaldı. Kaldı. Öldük. Kabire yatırdılar. Soru. Mer Rabbük. Rabbin kim? Rabbim Allah Celle Celaluhu. Diyerek en güzel cevabı verebilmeyi bizlere ikram eylesin. Tamam da Allah nedir diye sorarlarsa emrine amade olunacak yegane varlıktır Allah. Budur yani Allah. Biz Allah'ın kuluyuz. Allah'ın emirlerine göre yaşarız. Bu. Melekler derse ki tamam Rabbin Allah'tı ama sen Rabbin olan Allah'a kulluk yapmadın, nefis ve şeytana kulluk yaptın derse ne cevap vereceğiz? Herkes bir baksın kendisine. Allah yapma diyor, sen yapıyorsun. Allah bakma dedi, sen baktın. Allah alma dedi, sen aldın. Allah dedi ki kendini kaybetme kulum, sen kaybettin. Ya orada neticede derlerse ki Allah'ım bu kulun senden çok nefis ve şeytanın dediklerini yapmış. Rabbim Allah'tır demesi bir ifade arz etmiyor derse ne deriz? Ki bakalım hayatımıza, herkes şöyle bir kendine dönsün. Allah'ın mı sözlerini daha çok dinliyoruz, nefsin ve şeytanın sözlerini mi daha çok dinliyoruz? Allah'ın mı sözlerini daha çok dinliyoruz, nefis ve şeytanın mı sözlerini daha çok dinliyoruz? Bunun hesabını kolay kolay veremeyiz. Günahkar olmak, hata yapmak, biz kuluz. Estağfirullah, bismillahirrahmanirrahim. Rabbena la tuahizna in nesina ev ahtana. Kabul ettiği bir duayı Mevla Teala öğretiyor. Amener Resulü'yle hepimizin maruf, hepimize bilinen maruf bir ayettir. Allah'ım unutarak veya hatayla yapmış olduğum günahlarımdan beni sorumlu tutma Allah'ım. Bak, bu dua kabul olunacak bir dua. Bir insan unutarak veya hatayla yapmış olduğu günahları affedilir. Hocam ben hep unutuyorum. Kendini kandırırsın. Veya hocam hata yaptım. Hata bir keredir. İkinciye yanlışlıkla olmuştur. Üçüncüye alışkanlıktır. Yapacak bir şey yok. Bir tane adam getirdiler sana eleman olarak. Dediler ki bu adam senin yanında çalışacak. Bu adam senin elemanın. Tamam. Başladı. Ay sonu geldi. Maaş alma zamanı. Sordun halkla ilişkilere veyahut da onun memuru, amiri kimse. Dedin ki ya bu bizim elemanımız olarak geldi de nasıl çalıştı mı? Ya efendim o hep gitti yan fabrikanın işlerini yaptı efendim. Veyahut da o oradaki işleri yaptı. Veyahut da bu hep kafasına göre yaptı. Canı ne isterse onu yaptı derlerse ne yaparız? Deriz ki kardeşim sen yan fabrikanın işini yapmışsın. Git ondan al. Sen bizim elemanımız değilsin. Veyahut da sen canın istediğini yapmışsın. Canın istediğini yapmışsan canın istediğini al yürü. Deriz yol veririz. Mahşerde, kabirde bize şu cevabı verirlerse ne deriz Allah'a? Kulum sen benden çok nefsinin ve şeytanın sözlerini dinledin.
Hadi onlar seni mükafatlandırsın derlerse biz ne cevap veririz? Veya ne şansımız kalabilir? Ben Allah'ın kuluyum. Ben Allah'ın kuluyum. Bunu söylediğin zaman kalbin, imanın, irfanın hepsi evet sen Allah'ın kulusun diyor mu bu dünyada? Demiyorsa bunu bir an önce değiştirmeliyiz efendiler. Men her kim gâle derse la ilahe illallah, la ilahe illallah derse dehalel cennet, cennete girer. Bu hadis-i şerifin anlamı şudur. Ben bu fabrikada çalışıyorum deyip de o fabrikadan maaş alamazsın. O fabrikada çalışmanın gerektirdiği şeyleri yaparsan maaşını alırsın. Bir insan la ilahe illallah dedi. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur dedi. Ve Allah'a iman etti ise Peygamberi Muhammed Mustafa'ya uymak zorunda. Onun emirlerine göre yaşamak zorunda. Eğer bunun dışında bir hayat yaşıyorsa onun söylemiş olduğu la ilahe illallah fabrikada çalışmayan adamın ben bu fabrikanın elemanıyım demesi kadar beistir, yanlıştır ve tehlikelidir efendiler. İmanın gereksinimleri, iman etmenin gerektirdiği şeyler. Dilimizde seyyeti zemanun ala ümmetiyle başlayan bir hadisi şerif var efendiler. Ben bu hadisi şerifi ilk okuduğumda çok ağrıma gelmişti. Hala daha ekranlardan okuyamıyorum. Kıymetli hocalarımız bazen okuyorlar ama ben okuyamıyorum. Himemuhum butunuhum, bütün arzuları, bütün istekleri mideleridir. Nisa'ım kıbletüm, kıbleleri kadınlarıdır. Yatmaları, kalkmaları, hayatları, mücadeleleri hep dünyadır. Böyle bir hadis-i şerif var ve o zamanı yaşıyoruz. Kapat kontağı, bir bak bakayım kalbine, Allah nerede? 5 haftadır sürekli kalbimizde, hayatımızda Allah olmalı diye program yapıyoruz. Dua ediyoruz kıymetli insanlar. Allah'ım ikram eyle diyoruz. Duamız bela ile beraber kabul oluyor. İstediğimiz her şeyin imtihanı geliyor. Mevla Teala Hazretleri bizlere bedel ödetiyor. İstek makamı değil, kulluk makamıdır bize yakışan. Ver Allah'ım, ver Allah'ım, ver Allah'ım. Nereden çıktı bu? Böyle bir ahlak Müslüman'da yok. Resulullah Efendimiz'in dualarına bakın. Rica ediyorum kıymetli insanlar. Resulullah Efendimiz'in dualarına bakın. Allah rızası için. Açın kitaplarda Resulullah Efendimiz'in yapmış olduğu dualar diye bakın. Ya kaç tane duası bizimkiyle tutuyor. Yapmayın Allah rızası için. Peygamber ümmeti için en güzel olanını ister. Peygamber bize örnektir. Peygamber en güzel örnektir. O nasıl yaptıysa öyle yaparsak mutlu oluruz. Saadete ereriz. Başarılı oluruz. Cennete ve cemalullah'a ulaşırız da bakalım etmiş olduğumuz dualarımıza hangisi peygamberinkiyle uyuyor? Allah'ım sen ver. Kulum sen. Ya kuluz biz kıymetli insanlar. Bizler kuluz. Allah'ın emirlerine uygun bir hayat yaşamak için yaratıldık. Bizim görevimiz bu. Ama biz bunu unuttuk. Nefis şeytan ne isterse ver Allah'ım. Onu da ver Allah'ım. Onu da ya Allah'ım sen hiç yardım etmiyorsun ya. Sen hiç yardım et. Allah'ım hep istediğim dualarımı kabul etmiyorsun. İfadelerim şimdi çok sansasyonel olur diye ağzıma geliyor, gelir gelmez hemen değiştiriyorum. Ancak ne olduğumuzu unuttuk kıymetli insanlar. Ne olduğumuzu unuttuk. Allah yok. Allah sadece istek makamı ver Allah'ım. Yolla Allah'ım. İkram et Allah. Tamam, güzel. Kulum sen. Sen ver Allah. Peygamberin yapmadı. Ashab-ı kiram yapmadı. Resulullah Efendimiz yapmadı. Biz kulluğumuzun şuurunu unuttuk. Biz peygamberin ümmet olmasının, peygamberimiz Muhammed Mustafa'ya ümmet olmanın şerefini kaybettik.
Dua ediyoruz Allah'a. Allah'ım ver Allah'ım, ver Allah'ım, ver Allah'ım, ver Allah'ım. Sen de vermiyorsun Allah'ım, yardım etmiyorsun Allah'ım. Allah kulunun neye ihtiyacı olduğunu en iyi bilendir. Bunu bilmiyor muyuz biz? Ama şeytan ve nefis ne isterse takmışlar burnumuza veya boynumuza tasmayı. Nereye çekerlerse oraya gidiyoruz. Ya kıymetli Müslümanlar, kıymetli insanlar, şu nefsin, şeytanın istekleri, arzuları ya bizi cehenneme götürüyor. Cehenneme götürüyor. İşin daha enteresan tarafını söyleyeyim size. Ve her şeye kılıf buluyor artık nefis ve şeytan. Yani bizi hataya götürürken önceden şöyle bir durum vardı. Nefis bize bir şey söylerdi. Biz de derdik ki kardeşim o günah. Şeytan bir şey telkin ederdi. Derdik ki o günah. Tamam. Şimdi nefis ve şeytan onu öyle bir hale getirdi ki yapmış olduğumuz hatalarımızı bile İslam adı altında yapar hale geldik. Bir hata yapıyorduk. Önceden diyorduk ki ya hata yaptık. Şimdi kimse hata da yapmıyor. Herkes İslam için doğru olanı yapıyor. Ama halimiz ortada. Rabbimiz Allah dediğimizde, Allah'ım muhafaza buyursun. Allah'ım bu sana kulluktan daha fazla nefse ve şeytana kul oldu Allah'ım diye şikayet olmaktan Mevla bizleri muhafaza eylesin inşallah. İkinci soru geldi. Men nebiyyük, peygamberin kim? Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem aleyhi mâ nittum harisun aleykum bil mu'minine raufur rahim. Ayet-i kerimesiyle bizlere son derece düşkün, bizlere son derece merhametli olan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti olmakla şereflendik. Ve bize sordular peygamberin kim? Peygamberim Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem dedik. Tamam. Aşçılar amel defterimizi bakıyorlar şimdi. Peygamberi kimmiş? Ya birisi size geldiği zaman kardeşim ben senin için çalıştım. Benim aylığımı ver dediği zaman bakmıyor musun kardeşim bu adam benim için çalışmış mı çalışmamış mı? Bir şey yapmış mı yapmamış mı? Bakıyorsun puandaj defterine. Oo bu adam benim için çalıştığını söylüyor ama hiç iş bile yapmamış. Hadi oğlum hadi 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 hadi. Hadi demiyor musun? Şimdi Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Amenna ve saddakna. Mevla Teala Hazretleri bize şefaatini hak edecek ümmetinden olmamızı ikram eylesin inşallah. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem dedik. Baktılar amel defterimize. La yugadiru sagireten ve la kebireten illa ahsaha. Ayette birebir diyor ki ufak büyük hiçbir şey yok, hepsini yazıyor. Küçük büyük hiçbir şey ayırt etmeksizin her şeyi yazılı olan amel defterimize. Bu adam hayatının neresinde peygambere uymuş? Ha, doğumunda uymuş, bu sünnet olmuş. Sonra okulda yok. Ortaokulda yok. Lisede yok. Üniversitede yok. Yani senin gitmiş olduğun okula peygamber gider miydi bu halde? Senin gitmiş olduğun liseye Resulullah Efendimiz gider miydi bu halde? Senin gitmiş olduğun üniversiteye Resulullah Efendimiz gider miydi veya tahsil eder miydi bu halde? Yok. Üniversiteye kadar gelmiş yok. Askerde vatanı, dini, namusu için askerlik yapmış. Tamam. Helal haram çerçevesinde orayı kurtardık. Askerden sonra iş hayatı. Sonra evlilik. Evlilikte peygamber var mı hayatında? Yok. Düğününde var mı? Yok. Nikahında var mı? Peygamber yok. Ticaret hayatında var mı? Peygamber yok. Evinde var mı? Derlerse ki Allah'a, Allah'ım bu kulun peygamberin Muhammed Mustafa'nın ümmeti olduğunu söylüyor ama bu
hep başka kişilerin yaptığını yapmış. Batıldakilerin, kafirlerin yaptıklarını yapmış. Kafirce bir örnek almış. Örneği önderi kafir veyahut da kafirler veyahut da şeytanın yönlendirdiği kimselermiş. Bu peygamberin ümmeti sayılmaz Allah'ım derseler ne cevap veririz? Hayatımızda ne kadar peygamberimiz bize örnek veya önder? Hocam ben işte işimi peygamberimiz Muhammed Mustafa'ya göre yapıyorum sallallahu aleyhi ve sellem. Hocam ben aile hayatımı peygamber efendimize uygun yapıyorum. Hocam ben ticaret hayatımı, hocam ben evlat yetiştirmemi yoksa hayatımızda peygamberin olmadığı bir ümmet miyiz? Mevla Teala Hazretleri hepimizi muhafaza eylesin. Programı topluyorum. Bitirmemi istedi arkadaşlar. Programın sonuna gelmişiz. Kıymetli insanlar, biz kulluk makamındayız. Bizler Allah'ın emirlerine uygun bir hayat yaşamak mecburiyetindeyiz. Bunun dışında hiçbir lüksümüz, isteğimiz, amacımız olmamalı, olmamalı. Peygamberin olmadı, bizim de olmamalı efendiler. Dualar programında Allah'ım ben istiyorum sen bana ver. Vermeyince de mecbursun, nasıl vermezsin, nasıl Allah'sın meselesine getiren bir hayat. O nefsin ve şeytanın isteğidir. Dualar programındayız. Bizler etmiş olduğumuz dualarımızın neticesinde Allah'a kulluğumuz artıyorsa işte o dua duadır. Eğer etmiş olduğumuz dua bizi cennete götürüyorsa o dua duadır. Ve hayatımızda Allah'a kul olarak yaşamak, Allah'a kul olarak yaşamak mecburiyetindeyiz. Nefsimizin, isteklerimizin, şeytanın arzu, heva, heveslerinden vazgeçmeliyiz. En büyük tehlike, önceden hata yapıyorduk, kabul ediyorduk. Şimdi artık hatalarımızın hepsine kılıf diktik. Hata da yapmıyoruz. Yapmış olduğumuz hatalarımızı bir anda kendimize göre ayarlar hale geldik. Mevla Teala Hazretleri muhafaza eylesin inşallah. Ve lütfen ve keremen programı bitirmeden her birerlerimiz rica ediyorum Allah için haklarınızı helal edin. Biraz sert geçiyor bu aralarda. Derdimiz sadece hepimizin derdi olduğu için, hepimizin derdi olduğu için böyle oldu. Haklarınızı lütfen helal ediniz. Hayatımızda ne kadar Allah var. Yaşamımızda ne kadar Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem var. Lütfen bunun hesabını yapalım. Sizleri, bizleri kul olarak yaratan Allah'a emanet eder. Bize karşı son derece şefkatli, merhametli, muhabbetli olan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kardeşlerim deyip sarıldığı ümmetinden olabilmemizi Cenab-ı Mevla'dan niyaz ederim. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuh. Razzak-ı Kerim olur. Mevla görelim neyler, neylerse.